Dur. Çantanı hazırladın mı Şakir? Mouse çalışmıyor Şakir. Kumanda hala yok Şakir. Aşağıyı taşı Şakir. Bastır iyice Şakir. Dişini fırçaladın mı Şakir? Klavyem çalışmıyor Şakir. Yeter! Beter mi dedi, yeter mi dedi? Yeter. Tamam sağ ol. Daha fazla dayanamıyorum. Neye oğlum? Her şeye. Kumandaya, ödeve, alarma, sırt kaşımaya, okula, otobüse, yağmura. Ben biraz hava alıp geleceğim. Sakinleşmem gerek. Mirket abi aç kapıyı. Evdeki çamaşır makinesi anneme saldırdı. Beni de tost makinesi ısırdı. Peki filmin çekimleri esnasında tehlikeli sahneleriniz oldu mu acaba? Aa, evet evet oldu. O sahneler için de dublör kullanmak zorunda kaldım. Dublörünüz kimdi? Aslında profesyonel bir dublörüm olacaktı ama nedense çekime gelemedi o gün. Sonra birden Necati abi geldi ve benim dublörüm olacağını söyledi. Ama ikinizin vücut ölçüleri çok farklı. Evet, ben de öyle dedim ama dinlemedi ki. Bakın bu da sette benim dublörlüğümü yaparkenki fotoğrafı. İşte. Anladım. Öyleyse Nemrut'a gidiyoruz. Kıbiler labirentte gibi kafana kısıldınız. Bizi sakın hafife alma dostum. Buna pişman olursun. Bir aslanı kafana kıstırmak çok kötü bir fikir. Leon! Aslan Kral'ın gerçek yırtıcı patlaması! Aklıma daha iyi bir rakip gelmiyor. Hadi başlayalım. Pekala Kiyo'ya! Çok boş konuşuyorsun. Rakibimin kim olduğu zerre kadar umurumda değil. Bu kadar huysuz olmamalısın Kiyo'ya. Pişman olabilirsin. O zaman pişman et. Yoluma çıkmaya cesaret eden her Beyblade'ciyi ezeceğim. Biliriz, değil mi Kiyo'ya? Bence kafan karışmış. Hı? Bu yarışmaya katılmamın nedeni sana asıl gücümü göstermekti. Japonya takımına katılmak hiçbir zaman ilgimi çekmedi. Sen ne söyledin? Sen neden bahsediyorsun Kiyo'ya? Amacın nedir? Beni dinle. Hı? Dünya üzerinde gelmek istediğim tek bir kişi var. Ve o da sensin Jinga. Sensin Jinga. Kiyo'ya. Dünya şampiyonası mı? İşte bu ilgimi çekti. Orada büyük koca sahada bu sefer seni yeneceğim. Kiyo'ya yenecek. Yapmak zorundaydım güzelim. Arkanı kollasaydın. Topu at Parker. Evet, bugünün hafta sonu olması da iyi oldu. İnsanlar ya evlerinde ya da şehir dışında. Size sıcak mı geldi? Senin dostun mu? Hiç görmedin mi? Enerjona ateş etmek. Çok iyi plandı değil mi? Pek de öyle olduğu söylenemez. Rastgele ateşin bizi az kalsın kızartıyordu. İşe yaradı ama değil mi? Çok teşekkürler dost Autobot. Cesaretini gerçekten çok takdir ediyorum. Ben inanmıyorum. Sen Optimus Prime'sin. O Optimus Prime!